tavşan ile keklik. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Yemyeşil yapraklı kocaman ağaçların olduğu büyük bir tarlada tavşan ile keklik yaşarmış. Tavşan sanki tarlanın sahibi gibi gezinirken, keklik de onun bu hallerine sürekli gülermiş. Kimse onlara bunlar dost demezmiş ama düşman da değillermiş. İkisi de birbirine karışmadan sorunsuz yaşar giderlermiş. Sonra bir gün bu büyük yemyeşil tarlanın etrafına bir sürü köpek gelmiş. Tavşan ve keklik bizim tarlamıza gelmeseler bari derken dört tanesi tarlanın içine girmiş ve yiyecek aramaya başlamışlar. Keklik tavşan için endişelenmiş. Ben nasıl olsa ağaçların üzerindeyim ama tavşana bir şey yapabilirler demiş. Tavşan kardeş, tavşan kardeş, saklanman gerekiyor. Seni yakalayabilirler demiş. Tarlanın sahibi gibi davranan tavşan da onlar mı beni yakalayacak? Komik olma keklik kardeş. Hem ben onlardan daha akıllı ve daha hızlıyım. Sen merak etme, bana hiçbir şey yapamazlar demiş. Aradan birkaç gün geçmiş. Köpekler etrafta ne varsa yemişler. Ama karınları hala çok açmış. Tam o anda tavşanı fark etmişler. Tavşan da hemen köpeklerin peşinde olduğunu fark etmiş. Fark etmiş fark etmesine de köpekler de hız konusunda hiç fena değilmiş. Tavşan önde, köpekler arkada koşmaya başlamışlar. Tavşan hemen aklını kullanmaya karar vermiş. Eğer bir çare bulmazsa köpekler onu yakalayabilirmiş. Aklına çok güvenen tavşan hemen bir kötüğün içine girmiş. Ve orada saklanmaya başlamış. Köpekler ne kadar aradıysa tavşanı bir türlü bulamamışlar. Avlanmakta usta olan köpek bile şimdiye kadar elimden kimse kurtulamamıştı. Tavşan akıllı çıktı demiş. Zaman geçtikçe köpekler homurdanmaya başlamış. Ustanın bile bulamadığı tavşanı biz nasıl bulalım demişler. Bir diğer köpek, usta da bir tavşanı bulamadı. Bence artık ustayım demesin demiş. Tam köpekler birbirleriyle kavga edecekken en yaşlı köpek herkesi yanına çağırmış. Şimdi sessiz olun ve beni dinleyin. Bir planım var demiş. Tavşan bu tarlayı çok iyi biliyor. Çok akıllı ve çok hızlı. Onu sadece tek bir şekilde yakalayabiliriz. Tavşandan daha akıllı davranmak zorundayız demiş. Diğer köpekler ağzı açık dinliyorlarmış. Yaşlı köpeğin anlattıklarını çok merak etmişler. Yaşlı köpek tavşanı birkaç gün rahat bırakalım demiş. Köpekler olur mu ya, ya kaçarsa demişler. Yaşlı köpek kaçmaz, kendini bu tarlanın sahibi sanıyor demiş. Peşinden koşmayı bırakıyoruz. Oradan uzakta duruyoruz. Tavşan kendini rahat hissedip ortaya çıktığında hemen onu yakalıyoruz demiş. Tavşan peşinden koşmakta yorulan köpekler zaten karınları da çok aç ve bitkin düştükleri için bu teklifi kabul etmişler. Günlerdir köpekleri görmeyen tavşan, köpekleri yenmiş olmanın verdiği gururla böbürlene böbürlene tarlada gezinmeye başlamış. Kekliğe, gördün mü? Koca koca köpekler benim aklım karşısına nasıl da kaçtılar, gördün mü? Bu tarla benim. Onlar kim? Onlar kim ki beni yakalayacak? Bu tarla benim, demiş. Tavşan o kadar mutluymuş ki tarlanın içinde bir oraya bir buraya koşup zıplıyor, dans ediyormuş. O farkına varamadan kokusu tarlanın her yerine sinmiş. O sırada köpekler aniden tarlanın içine girmiş. Kokusu her yere sinen tavşan artık saklanmak için çok zor durumdaymış. Köpekler kokusunu koklayarak tavşanı bulmakta hiç zorlanmamışlar. Bir oraya bir buraya koşarken tavşan sonunda yakalanmış.
Daha az önce köpekleri küçümseyen, böbürlenen tavşan şimdi ağlıyormuş. Keklik önce tavşanın haline çok üzülmüş. Sonra dayanamamış, başlamış gülmeye. Kahkahalarla gülüyormuş. Tavşan ne oldu demiş. Zaman geldi beni de küçümsedin. Ben aldırış etmedim. Ama köpekleri alt edebileceğini düşünmen gerçekten çok komikti demiş. Köpekler tavşanı yiyecekmiş. Tavşan aslında çok çaresizmiş. Buna rağmen keklik ona gülüyor, onunla alay ediyormuş. İşte tam o anda kekliğin hiç hesaba katmadığı bir şey olmuş. Gökyüzünden geçen kocaman bir atmaca kekliğin kahkahalarını duyarak kekliğe doğru gelip onu yakalamış. Kekliğin gülüşü yarım kalmış. O da tavşan gibi av olmaktan kurtulamamış. Keşke tavşanla alay etmeseydim diyerek çok pişman olmuş. Tavşanın da son gördüğü kekliğin yakalanma anı olmuş.